Tam kapanmada eğitim ve öğretimin uzaktan olacağını söyleyen Elazığ Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, eğitim camiası, veliler ve öğrencilere önerilerde bulundu. Gürtürk, 17 Mayıs tarihinden sonra yeniden yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağını da yorumladı. Tam kapanma sürecinde daha önce olduğu gibi uzaktan eğitime devam edilecek. 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanmada uzaktan eğitime geçen Elazığ'da eğitim ve öğretimin nasıl olacağının detaylarını Elazığ Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk açıkladı. Bizim bir önceki dönemde anaokullarımızda 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimlerimiz vardı. Şimdi tüm özel ve resmi tüm okullarımızda uzaktan eğitime geçilmiş oldu. Tabii bunlar yine eskiden olduğu gibi canlı dersler, EBA ve TRT üzerinden yapılan yayınlarla çocuklarımız eğitim öğretimlerine devam edecekler. Gürtürk tam kapanma döneminde eğitim camiası, veliler ve öğrencilere de önerilerde bulundu. Bizim buradan verilerden istirhamımız çocuklarımız okula gidiyormuş gibi bu sorumluluk bilincinde olmaları gerekiyor. Ders öğretmenimiz derse başladığı zaman tüm öğrencilerimiz derse katılmalı ve bunu takip etmeleri gerekir. Bizim sosyal maddi hesaplarımız üzerinden gerekli duyurular yapılıyor öğrencilerimize, velilerimiz, öğrencilerimiz bizleri buradan takip ederlerse bu ders saatleri, farklı soru çözümleri hem TRT EBA'dan olsun hem EBA'dan olsun hem de yüz yüze eğitimden olsun bu çalışmalarımız yapılıyor. Bu bilgilendirme ve duyuruları yaptığımız zaman öğrenciler bizleri sosyal medya üzerinden takip ederlerse bizim bu duyurularımıza daha erken ulaşmış olurlar. Verilerden istirhamımız çocuklarımıza mutlaka bir sorumluluk bilinci üzerinden yürümeleri gerekiyor. Şöyle ki çocuğumuz sabah kalktı, kahvaltısını yaptı, dersi mutlaka takip etmesi gerekiyor. Bunda birinci sorumluluk velimizde. Bu bilinci vermek için de çocuklarımızı takip etmemiz gerekiyor. Çocuklarımız mutlaka evde okumaları gerekiyor. Bu bireysel olabilir, ailece toplu okumalar olabilir, ailede diğer sosyal kültürel etkinlikler aile içinde yapılabilir. Mutlaka bunları çocuklarımızla birlikte yapılması gerekiyor. Elazığ Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, 17 Mayıs tarihinden sonra yeniden yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağını da yorumladı. Burada okulların açılması salgının sürecine bağlı. Bu kapanma sürecinde, tam kapanma sürecinde maske, mesafe, temizlik, kurallara uyulursa okullarımız açılır. Kurallara uyulursa iş yerlerimiz açılır. Kurallara uyulursa ölümler daha az olur. Kurallara uyulursa normal hayata daha erken geçmiş oluruz.